Efendim Nokta.tv'den herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sude Çapoğlu bizlerle birlikte. Genç bir öğrenci, yani geleceğimizin aydınlık yüzlerinden bir tanesi. Sude, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, seni tanıyacağız, neler yaptığını öğreneceğiz ve hedeflerini de tabii ki anlatacaksın bizlere ve bizi izleyen diğer öğrencilere de onların ufkunu açmak anlamında da yardımcı olacağına inanıyoruz. Sude 12. sınıfa geçti, çok başarılı bir öğrenci ve tabii ki bizlerin her zaman dediği gibi işte eğitim konusunda neredeyiz, nereye gitmeliyiz, geleceğimiz olan öğrencilerin sıkıntıları neler, bunları nasıl çözeceğiz? Sude bununla ilgili zaten birçok çalışma yaptı ve yapmaya da devam ediyor kendisi. Dediğim gibi çok başarılı bir öğrenci. Evet, öncelikle seni tanıyalım Sude. 12. sınıfa geçeceksin, 11. sınıfı geride bıraktın ve birçok programda yer aldın. Okulda da yine aynı şekilde birçok kulüpte yer alıyorsun. Evet, seni dinleyelim. Neler yaptın? Öncelikle tekrardan çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ben uluslararası bakalorya öğrencisiyim. Aynı zamanda MEB'in verdiği diplomayı da alıyorum. Dolayısıyla iki tane eğitim programını aynı anda getiriyorum. Bu da aynı konuları yine görüyorum ama farklı perspektifler çerçevesinde görüyorum. Dolayısıyla bu beni konular bağlamında bakış açımı birazcık daha genişletiyor, ufkumu genişletiyor. Ve farklı yaklaşımların nasıl olduğunu görüyorum. Türk yaklaşım nasıl? Uluslararası tanınan bir program nasıl yaklaşıyor aynı konulara? Bu bağlamda konular dahilinde anlamımı pekiştiriyorum. Aynı zamanda bu benim zaman yönetimimi de geliştirdi. Aynı zamanda Politika ve Diplomasi Kulübü ve Dünya Vatandaşları Kulübü'ndeyim. Bu benim, yani bana göre en değerli girdiğim iki kulüp. Çünkü neler yapıyorsunuz orada? Burada hem yerel hem de daha çok dünya sorunlarını aslında tartışıyoruz ve diplomatik bir dille tartışıyoruz. Burada model Birleşmiş Milletler konferanslarına katıldım. Küresel Dünya Vatandaşları Kulübü'nün zirvelerine katıldım. Burada dünya sorunlarını ülkeler olarak, ülkelerin delegeleri ya da delegasyonları çerçevesinde delegeleri olarak temsil ediyoruz. Burada dünya sorunlarına kendimizce çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Burada argümentasyonlarımızı destekliyoruz. Diplomatik bir dilde, saygı çerçevesi içerisinde konuları tartışıyoruz. Evet, burada da Sude bir program yapacak önümüzdeki günlerde arkadaşlarıyla, yine gençlerle birlikte. Bahsettiği gibi işte hem Türkiye'yi hem uluslararası anlamda bir takım konuları masaya yatıracaklar, konuşacaklar. Peki okul hayatı, peki derslerin nasıl gidiyor? Yani bu kadar şeyle ilgileniyorsun, aynı anda birçok şeyle yani başarı elde ediyorsun. Nasıl hepsini planlayabiliyorsun? Öncelikle akademi yanında ben hem sporun hem sanatın hem de müfredat dışındaki sosyal aktivitelere ve faaliyetlere çok değer veriyorum. Çünkü Türkiye'de hemen hemen neredeyse bütün öğrenciler aynı konuları az çok bilerek mezun oluyorlar. Ben bunun üzerine koymak istiyorum. Bunun üzerine de koyarken müfredat dışında bu yerel ve daha da çok küresel sorunlara odaklanarak bunu daha çok bu kulüpler çerçevesinde yaptım. Sanat dahilinde klasik gitar çalıyorum. Çok güzel. Hatta Genç Eleştirmenler Sempozyumuna 2 sene katıldım. Bu sempozyumda bir İngilizce şiir atölyesine katıldım. Burada William Blake'in 6 tane şiirini eleştirdik. Ve 11. sınıfta da İspanyolca roman atölyesinde komite başkanı olarak yer aldım. Burada da William Shakespeare'in ve Cervantes'in Don Quixote adlı eserlerini karşılaştırdık İspanyolca dilinde. Aynı zamanda ben lisanslı olarak profesyonel bir şekilde tenis oynadım. Özellikle ortaokul hayatımda çok etkili oldu. Spor yapmanın bana birçok faydası oldu. İlk öncelikle bir disiplin verdi bana. Sorumluluk almayı öğrendim. Zaman yönetimini daha çok spor çerçevesinde öğrendim diyebilirim. Sorumluluk almayı, dikdörtgen bir saha içerisinde her ne kadar 2 kişi olsak da haklarımı korumayı öğrenmiş oldum. Aynı zamanda
tenis hem bireysel hem de bir takım sporu dahilinde değerlendirilebilir. Bireysel olarak orada tek başıma çok küçük yaştan itibaren belirli kararlar aldım. Stratejiler geliştirerek geriden gelip rakibimi yenmeye çalıştım ve çiftler kategorisinde de aslında o bir takım çalışması, yanınızda bir kişi daha oluyor. Beraber hani motive ederek yanındakini, beraber bu sefer strateji geliştirerek maçlar kazanmaya çalıştık. Bunların hepsini yapıyor olmak için zaman yönetimi, yetimi geliştirmem gerekti. Bunu da daha çok sporla geliştirdim. Çünkü belli hazırladığım bir çalışma programı vardı. Bu saatte yemek yiyorum, bu saatte spora gidiyorum gibi. Bu benim zaman yönetimimi çok geliştirdi. Ve tabii bu kadar çok faaliyet yapabilmek için de beklentilerimi ortalama seviyesinde tuttum. Gerçekçi hedefler koydum kendime. Hiçbir zaman demotive olmamaya çalıştım. Hep yaptıklarımla yetinmeye çalıştım. Bu şekilde hem spor, sanat hem de akademi, lise müfredatı ve bunun dışındaki sosyal aktivitelerle böyle kendimi geliştirmeye çalıştım. Evet, seni dinleyen öğrencilerimiz de umarım bu anlattıklarından kendileri de değişik bir yol çizerler. Çünkü çoğu senin de bildiğin gibi spor dallarıyla, daha doğrusu sosyal hayata çok atılamıyor çocuklar, öğrenciler. Yani vakit bulamıyorlar, bir sürekli ders çalışma, her anlamda işte dershanesiydi, şu suydu, bu suydu. Farklı alanlara pek de zaman ayıramıyorlar ama bu tarz işte sanat, spor, bunlara zaman ayırdıkları zaman bambaşka bir pencere açılıyor aslında onlara. Bunun farkında olmaları çok önemli. Bu da aileden gelecek bir aslında alışkanlık diyebiliriz. Peki Türkiye'de eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'de eğitim sisteminin ben çok ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla ders görüyoruz. Hatta insanları da 3 tane kategoriye indirgiyoruz diyebilirim. Sözelci, eşit ağırlıkçı, sayısalcı diye. Ben çok ağır olduğunu ve çok genel bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Evet, her konuda yüzeysel şekilde bilgilerimiz olmalı ama farklı ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırdığımızda, mesela İngiltere ile karşılaştırdığımızda, orada birazcık daha öğrenciler lise hayatında ileride eğilmek istedikleri yöne doğru ehlileşiyorlar. Birazcık daha özel eğitimler alıyorlar. Dolayısıyla ben çok ağır olduğunu ve çok fazla dersten ve özellikle çok ezbere, en önemlisi de ezbere dayalı olduğunu düşünüyorum. Bize bazı formüller veriliyor örneğin matematikte. Bizim eğitim sistemimizde ve sınavlarımızda x'i bulunuz tarzında sorular gelirken, daha çok mesela bu uluslararası bakalorya programında bize mesela sınavda kitapçıkta veriliyor o formül. Biz onu hiçbir şekilde ezberlemiyoruz ve günlük problemler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunları okuduğunu anlama şeklinde, çünkü matematiğin özünde de aslında o vardır. Kitap okuyarak ilk önce okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. Daha sonrasında analitik düşünme sistemi içerisinde buna matematik bilgilerimizi de katarak, bilgilerimizi sentezleyerek bir çözüm getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bence daha yoruma dayalı olmalı, daha çok fazla konu olması yerine daha az konu olması ve daha da yüzeysel bir şekilde öğreniyor olmamız, daha az derine inerek daha bu şekilde etkili ve verimli olacağını düşünüyorum. Evet, eğitime erişimde de büyük bir adaletsizlik var değil mi ülkemizde? Evet, kesinlikle. Özellikle pandemi sürecinde, COVID-19 salgınında orta seviyedeki öğrenci ile iyi seviyesindeki öğrenci arasındaki uçurum da çok fazla açılmış oldu. Çoğu insanın teknolojiye erişimi yoktu ki bunun bence Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanıyor olması gerekiyor. Binlerce çocuğumuz, evet. Tabii bu eğitim sisteminde işte televizyonlardan yayınlananları demiyorum. Yani birçok okul çünkü kendi programını, özel programını yayınladı değil mi bu zamanlarda, geçtiğimiz 1-1,5 yıl içerisinde, ama birçok çocuk bundan faydalanamadı. Ve geri kaldılar ki bu sene sınavlarında ne kadar zor olduğunu duymuşsundur. Korkuttu mu seni sınavların zor olması? Çalışan, yani ben şuna hep inanmışımdır. Çalışan her zaman her şey kolay. Çalıştığımız sürece ve motive olduğumuz sürece bence her zaman her şeyi başarabiliriz. Bu da hani çalışan öğrenci önüne geleni yapar ki bu da aslında birazcık daha orta seviyedeki rakipleri, yani sözde tırnak içerisindeki rakipleri eliyor. Bence birazcık daha çalışarak ve hani okul dışında da çok yönlü olup donanımlı olarak enstrümanlarımızı fazla tutarak ileride karşımıza çıkacak sürprizlerle
bu şekilde karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki Amerika'da birincilik kazanan bir yazın var. Bize biraz bahseder misin ondan? Evet, Amerika'da bir yazın birincilik kazandı. Başlığı ahlaki pusu. İlk önce bunu birazcık açıklamak isterim. Burada ben dünya sorunlarına çözüm önerileri getirdim. Hatta soru da şu şekildeydi. Dünya başkanı olsaydınız hangi ilk önce 3 sorunla karşılaşırdınız? Hangilerine, bunlara nasıl çözüm önerileri getirirdiniz şeklinde. Ben de ilk öncelikle 3 tane sorun belirledim kendime. Bunlar da iklim değişikliği, gelir adaletsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı. Bunları belirlerken de bu sıralamayı yaparken de kapsamlarına ve etki alanlarına baktım. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Özellikle ilk önce iklim değişikliğini koydum. Çünkü bunun önüne geçilmezse yaşayabilecek bir dünyamız kalmayacak. Dolayısıyla bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmemiz için ilk önce bir dünyamızın olması gerekiyor. Ve iklim değişikliği sadece insanların karşılaştığı bir problem değil. Bizim faaliyetlerimizle ortaya çıkıyor ama hayvanları, bitkileri, diğer canlı organizmalarını ve daha kapsayıcı bir şekilde bütün dünyayı, bütün gezegenimizi etkiliyor. Gelir adaletsizliği dünya nüfusunun %99'unu etkiliyor. Cinsiyet ayrımcılığı da dünya nüfusunun yarısını etkiliyor. Bu şekilde bir mantıksal çerçeve içerisinde bu sorunları sundum. Bunları da küçük küçük değinmem gerekirse, iklim değişikliği aslında biz iklim değişikliği derken varsayımsal bir şekilde insan faaliyetlerinden kaynaklı iklim değişikliğine atıfta bulunuyoruz. İnsan faaliyetleri dolayısıyla da sera gazlarının emisyonuyla aslında temelde oluşuyor iklim değişikliği. Dünya nüfusu çevre kirliliği ve sera gazlarının emisyonu ile gerçekleşiyor ve bu üçüncü söylediğim sera gazları da genellikle fosil yakıtlarla, bizim kullandığımız fosil yakıtlarla ortaya çıkıyor. Ben örneğin bu küresel soruna yenilebilir enerjiyi çözüm önerisi olarak sundum. Çünkü yenilebilir enerji sıfır emisyon üreten, temiz ve enerji sektörlerinin elektriklendirilmesi ve bu bağlamda da rüzgar, su ve güneş enerjisinin kullanılması gerektiğini öne sürdüm. Hatta burada Paris İklim Anlaşması'nın önemine de değinmek isterim. Türkiye her ne kadar imzalamış olsa da bunu kabul etmeyen tek G20 ülkesi. Bu anlaşma dahilinde ülkeler kendi amaçlarını belirliyorlar. Bu amaçlar çerçevesinde de belirli tarihlerde buluşarak bunları rapor ediyorlar ve bunun da ortak amacı 2050 yılında bu küresel ısınmayı sanayi öncesi zamana kıyasla 2 santigrat derecenin altında, tercihen 1,5 santigrat derecenin civarında tutmak. Hatta bu üç probleme de baktığımız zaman burada önemli olan aslında siyasi irade, kamuoyundan gelen bir destek var. Fakat bu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ve kapsamında bunların siyasi iradeyle çözülmesi gereken sorunlar olduğu da açıkça ortada ve üçü için de ortak bir nokta. Gelir adaletsizliği için de şunları söyleyebilirim. Gelir adaletsizliğinde %1'lik bir zengin kesim var ve %99'luk alt tabakada olan bir kesim var. Bu %1'lik kesim, zengin kesim, %99'luk kesimin iki katından daha fazla servete sahip. Bu aynı zamanda sadece bir ekonomik adalet meselesi değil, aynı zamanda demokratik de bir mesele. Çünkü zenginlik, yani zengin olma yolları demokratik değilse bir devlet düzenini nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl demokratik bir kültürden bahsedebilirsiniz? Bunun için de çözüm önerileri olarak daha çok bu küreselleşme süreci dahilinde sağlık ve eğitim hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin özelleştirilmesinin karşısına geçilerek kuşaklar arası ve jenerasyonlar arası oluşan bu problemi, bu sağlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz yapılması ve kalitesinin arttırılması ile istihdam dostu politikaların teşvik edilmesiyle ve antitrust yasalarının uygulanmasıyla ve kademeli verginin
uygulanması, asgari ücretin makul bir seviyeye çıkarılmasıyla çözüm önerisi getirilebileceğini düşündüm. Son olarak cinsiyet ayrımcılığı da özellikle son zamanlarda bizim çok gündemimizde olan bir konu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye olarak 1 Temmuz tarihi itibariyle çekilmiş bulunduk. Son 10 yılda bu konuda çok fazla gelişme kaydedilmesine rağmen pandemide bu dinamik aslında tam tersine döndü diyebiliriz. Çünkü pandemi sırasında genel olarak ekonomik krizlerde ve finansal şoklarda kadınların daha çok ilk kaybedilen ve savunmasız işlerde mesleklerini icra ettiklerini, dolayısıyla bu bağlamda işlerini kaybettiklerini, aile yapısına baktığımızda da anne babadan daha çok kadının tavizler vererek çocuklarına toplumsal cinsiyet rollerinden ötürü çocuklarına bakmayı hep kendisinin üstlenmesi, ücretsiz bakım ve kadınların daha çok sağlık ve sosyal hizmet alanlarında çalışıyor olması ve özellikle de eve kapanmamızla birlikte gelen artan şiddete dayalı olarak pandemide iyice bir geri gidişi gözlemlediğimizi düşünüyorum. Bunun içinde kadına karşı her türlü şiddetin ve ev içinde yer alan şiddetin, bu İstanbul Sözleşmesi çerçevesi dahilinde de cinsiyete bakılmaksızın, ev içinde gerçekleşen yaşa da bakılmaksızın her türlü şiddetin önüne geçilmeli ve bununla mücadele edilmeli. Bu bağlamda da kadınların erkeklerle eşit bir zeminde temel özgürlüklerini ortaya koyabileceği ve ifade edebileceği ve insan hakları kapsamında da ve bu bağlamda da kendi haklarını koruyabileceği ve bunu da ilk önce önlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında korunması gerekiyor. Ve buna karşı gerek kolluk kuvvetler gerek de cezai yaptırımlar aracılığıyla önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bağlamda da hem insan hakları çerçevesinde hem de insan olmanın getirdiği sıfatla insanlık onuruna saygı duyulması ve bu kuralların ihlal edilmemesi gerekiyor. Ben de bunun için daha çok aslında pozitif ayrımcılığın eşitlik sağlanana kadar pozitif ayrımcılık ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda gerekli tedbirleri alacağımı öne sürdüm. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz sana. Çok sağ ol, kendini çok güzel ifade ediyorsun ve beni kişisel olarak çok mutlu ettin. Eminim ben bu programı izleyenler de çok mutlu olacaktır. Geleceğimize umut serpiştiriyorsunuz sizler. Çok sağ ol. Burada zaten seni inşallah sık göreceğiz. Bir program gerçekleştirecek. Sude daha önce de demiştim, kendi arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla kendi sorunlarını ve çözümlerini elbette ki masaya yatıracaklar. Evet Sude, çok sağ ol katıldığın için. Ben teşekkür ederim vaktiniz için. Çok sağ olun kendimi ifade etmem için bir platform sağladığınız için. Ne demek? Evet değerli izleyenler, şimdilik programımızı noktalıyoruz.